Herkese merhaba. Bugün Muharrem'le birlikteyiz. Muharrem'in Philips marka tıraş seti mi diyelim. Tıraş makinesi seti bayağı parçaları var. Ne inceleyeceğiz. Bakalım memnun mu değil mi? Artıları neler, eksileri neler? Muharrem'le konuşacağız. Evet Muharrem, öncelikle ne amaçla aldın? Üründen istediğin şeyleri karşıladı mı? Karşılamadı, şöyle özetle tasarımından, kullanım amacından konuşalım istiyorum. Şimdi elimizdeki Philips'in 3000 serisi su geçirmeyen bir tıraş bıçağı. Bunu tüm vücudunda kullanabileceksin diye satıyorlar. Yani vücut kıllarını almakta da kullanabiliyorsun. Su geçirmez olması banyo esnasında kullanmak için. Evet, banyoda için da kullanabiliyorsun ürünü. Sadece sakal tıraşı değil de kişisel bakımında yapabiliyorsun diyelim. Şimdi ürünün 4 farklı başlığı var. Bir tane daha başlığı vardı ama onu sanırım kaybettim ya da başka bir yerde. 3 farklı da tarak seti var abi. Kabaca söyleyeceksek. Şimdi benim yoğun olarak kullandığım şu iki başlık. Bu sıfır kesen başlık. Bu başlıklara, bu başlığa şunu takarak kestiğin sakalın boyunu 1-2 milim daha uzatabiliyorsun. Şöyle yakından bakalım. Şöyle aralığını istersen bak. Sanırım 3 milim olması lazım. Şöyle bir başlığı var. Bu bayağı ince kesmek için. Bu aslında sıfır kesim makası. Bu sıfır kesim bu şekilde, evet, değil mi? Sıfır kesim bu. Eğer bunda biraz daha atıyorum sakalını keserken uzun bırakmak istersen kirli şu başlığı takarak kirli sakal, sakal gibi bırakabiliyorsun. Bir falan herhalde o da. Evet, aşağı yukarı bir. Ya da iki olabilir. Evet. Böyle ayarlamaları var sanırım. Bunun bu başlık için bir ayarlaması yok. Bu başlık için bir ayarlama yok. Başlığını sökmesi takması çok kolay. Yana çeviriyorsunuz. Takıyorsunuz. Özellikle şu iki başlık, şu daha büyük olan kesim başlığında kullanılıyor. Bunu taktığınızda makine terse dönüyor. Yani bu bıçak, kesim başlığı derken bu ne işe yarıyor? Şimdi şöyle, bu daha çok şöyle söyleyebilirim. Bunu işte sıfır kesmek istediğinizde kullanıyorsunuz. Bu zaten tırnağı daha kalın. Bu bir numara gibi falan kesiyor. Yani en kısa formunda bahsediyorum. Anladım. Ya bu pürüzsüze daha yakın bir anladım. Tıraş bıçak sağlıyor. Bıçak şeyleri değişiyor. Evet, bıçakların uçları, kalınlığı değişiyor. Atıyorum yanaklarınızı bununla aldığınızda, şu göz altlarınızı bununla aldığınızda hafif kirli kalırken bununla aldığınızda sıfır alabiliyorsunuz. Anladım. Erkeklerin en büyük problemi ense mesela. Bununla alıyorsunuz. Ya yani şu bıçak kalınlığı daha ince olduğu için şu metal kısmı, evet, daha sıfır alıyor. Bunu daha böyle tüylü, kalın tüylü yerlerde kullanıyorsunuz. Saç sakal kesimi için zaten bu başlık. Bu da vücut, küçük olan da vücut tüyleri bu için. Bu vücut tüyleri için. Bu başlık aslında yanak kılları için. Bu bölgelerde kullanmanız için. Göz altlarıydı, kulaktı. Bunun da ucuna bakalım. Evet. Şöyle yapısına. Bu klasik sıfır kesen şeyler gibi çalışıyor. Bu bildiğin, evet, normal klasik tıraş, bu sıfır. Evet. Bu, tıraş makinesi gibi. Tıraş bıçağı yerine kullanılan makinelerin, evet, ucu değil mi? Evet, evet. Şu ikisi ise daha çok bu ikisi, saç ve yani tüy düzeltmek. Şöyle, saç sakal, tüy düzeltici. Bu sıfır tıraş bıçağı olarak kullanılan. Bu da kulak içi ya da burun içi gibi. Evet. Temizliğinde kullanacağımız bıçak. Ben bu iki bıçaktan kesinlikle verim almadım. Yani bunlar işini doğru düzgün yapamıyor. Bu yani sıfır kesen normal tıraş bıçağı yerine kullandıkların çok işe yaramıyor. Evet. Hatta bu hiç işe yaramıyor gibi bir şey. Yani bu başta bir iki sefer taktım, denedim. Onun dışında herhangi bir verim alamadım. Ne yapıyor? Tıkıyor mu yoksa çekiyor mu? Kesmiyor. Sanırım şu üzerindeki delikli olan kısım çok ince ya da ağzı çok dar olduğu için şimdi mantık bu deliğin içerisinden kıl geçerse kesecek ya. Evet. Kıl oraya denk gelmiyor gibi. Anlatabildim, çünkü tıraş ettiğin yeri temizlemiyor. Evet. Cihaz. Şöyle, onlarda da böyle bildiğim kadarıyla böyle kremli 3 başlıklı ve yuvarlak dönem biçimleri var. İyi olanlarında bildiğim kadarıyla Brown'un mu vardı? Çok, evet. Yani ben de onun, çok hakim değilim ama. Onun bu yuvarlak dönen olması lazım ama o kadar verimli çalışmıyor. Çünkü ya bu normal bir tıraş biçim, makinesi kadar da verimli çalışmıyor. Anladım. Hiçbir şeye yaramadı yani. Yani bu benim hiçbir işime yaramadı. Şu da hiçbir işime yaramadı. Bir başlığı daha vardı. O da hiçbir işime yaramadı. Ben genel itibariyle şu ikisini kullanıyorum. Bu başlığı saç sakal düzeltirken kullanıyorum. Bunda saçı ayarlamak için. Şu yani arkadan da bağlayıp numara numara şurada derecesi var. Bir nedir o, cetveli var diyelim. Buradan basarak istediğiniz yüksekliğe getirip tıraş edebiliyorsunuz.
Ama ben bu başlıktan da genel itibariyle verim alamadım. Çünkü başlığın şu uçları çok açık. Hı hı. Oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama buraları esniyor. Esnediği için siz bunu tıraş ederken ya sakalınıza ya da saçınıza sürdüğünüzde bunun yönü değişiyor. Ve çalışması gerektiği gibi çalışamıyor. Benim burada verim aldığım başlık şu. İnce olan değil, bir tık daha kalın olanı. Evet, bir tanesi 1.18. Üzerinde yazıyor zaten. Diğeri 3.20. Anladım. 3 ile 20 arası. Bu 1 ile 18 arası. Bunun ağzını daha kapalı yapmışlar. Hem önde hem arkada. Şu plastik kısımları da daha sert. Evet, yani daha az esnediği için evet, daha düzgün... az esniyor. Sakalı düzgün tutabiliyor. Makinenin ağzına sakal düzgün geldiği zaman düzgün kesebiliyor. Saç için evet. De aynı şey geçerli. Saç kesmeyi denedin mi bununla? Evet, bir arkadaş askere giderken ortasından bir tren yolu açmıştık. Hatırladım. Gerçekten çok zor bir kesimdi diye hatırlıyorum. O makinaysa eğer bu. Asker tıraşı yapılır buralarda biliyor musunuz bilmiyorum. Tren yolu açarlar. Bizde askere gidenin ortasından bir tren yolu açarlar. Biz de bununla bir tren yolu açmıştık. Ama zorlandığını hatırlıyorum sanki. Evet. Cihaz yani saç kesmek için ve sakal kesmek için çok verimli bir şey değil ki ben bunu araştırdım, aldığım dönemde de Philips'in kabaca orta segment bir ürünüydü. Yani orta segment bir ürün. İş görür diye almıştım. Ama çok da iş görmedi. Çıplakken sakalın üstünü alayım, altına şekil vereyim. Evet, işini görüyor. Anca i̇şte, çıplakken şu bu üründe kullanabiliyorsun. Evet. Anladım. Bu başlıkta da işte ensemi alayım, yanaklarımı alayım. Onlar da işini görüyor. Onun dışında diğer başlıklarında dediğim gibi yani şu başlıklar şurası, şu kısmı tamamıyla çöp diyebiliriz abi. Benim açımdan. Bende de Braun'un benzer bir saç kesim makinesi var. Açıkçası saç kesim falan yapamıyor. Yani bunlar da öyle bir özellik değil. Sakal toplamada da sen de yaşamışsındır sanırım. Uzunluk kısalı bırakıyor. Tam verimli bir şekilde o temiz ayarda yapmıyor. Az önce bahsettiğim şey öyle. Yani evet. bu oynadığı için bunda o söylediğini çok net yaşadım. Bunda daha az yaşıyorum. Sakal toplamayı yapabiliyor. Evet, sakal toplamayı yapabiliyor. Bunda daha az yaşıyorum. Ama bunda da eğer sakalın çok gürse, sıksa ya da uzunsa makina sanırım kuvvetinden dolayı bayılıyor abi. Sakala tuttuğun zaman güç kaybı yaşıyor cihaz. En büyük dezavantajlarından birisi de üzerinde şarjının ne kadar kaldığını gösteren herhangi bir ibare yok. Şarj olup olmadığını gösteren bir ibare de yok. Ya beynel minel bunu takıyorsunuz. Zaten muhtemelen şarjda kullanıyorsun hep. Yok, hiç şarjı kullanmadım açıkçası. Çünkü banyoda şarjı takılıp da kullanabilecek bir alan yok. Anladım. Şarj ne kadar gidiyor o biraz zaman? Biraz uzakta. Ya onu hiç ölçümlemedim diyeyim. Her tıraştan önce 1-2 saat bir şarj ediyorum. Çünkü üzerinde ne kadar şarjı olduğunu bilmediğim için tıraş öncesi de riske edemiyorum. Kısa sürede şarj olan bir cihaz değil. Bir defa başıma geldi. Tıraş olurken pili bitti. Sabah tıraşıma devam etmek zorunda kaldım. Anladım. Şöyle benzer yani bunun markasıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bunların benzer sorunları olduğunu düşünüyorum. Bu tarz şarjlı saç ve birkaç kişide daha denediğim ve öğrendiğim için söylüyorum. Kendim de denediğim için. Benzer sorunlar yaşıyorlar. Bilmiyorum başka ürünlerin birkaç tane üründen, Braun'dan dediğim gibi kendimden, Philips birkaç tane daha var öyle. Şimdi ismini hatırlayamıyorum. Benzer tarzda çok fonksiyonlu ürünlerden çok memnun olanı duymadım. Saç kesmek için zaten uygun değil. Saç kesmek için özellikle saç kesim makinelerini almalarını tavsiye ederim ki onlar sadece bu iş için yapılan bu profesyonel demeyelim ama orta seviye makineler var. Şu eskiden kullanılan markalar var birkaç Alman markası. Onlar alırlarsa ama böyle basitçe sakalı toplayayım kenarını almak için sanki daha uygun gibi duruyor. Evet, yani sakalımı toplayayım. Dedim ben ense tüylerimden rahatsız olayım. Ensemi alayım. Ufak tefek işimi görsün diyorsan alabilirsin. Onun dışında verim bekliyorsan o zaman bu çok fonksiyonlara hiç girmeye gerek yok yani. Kesinlikle zaman. Gerek yok. Sadece sakalı düzeltecek şöyle bir aparatlı daha basit. Zaten daha basit olması daha avantajlı. Çünkü o aparatlar azlar değiştiği zaman biraz verim kaybı zaten oluyor. Bende elektriğe bağlı olanlardan da var. Yani elektrikten çalışanlardan da var. Onlar direkt nasıl? Saç için kullanılan. Ondan çok memnunum. Yani evet, bu zaten. Berberde klasik gördüklerinin. Evet. Ben de onu kastediyorum zaten. Klasik berberlerin kullandığının kalitesizi diyelim. Yani onlar muhtemelen endüstriyel tip profesyonel cihazlar kullanıyor ama
bizim kullandığı, ben de sanırım markası Fakir diye hatırlıyorum. Hı hı. Onu üniversiteye giderken almıştım. Yaklaşık 2008 yılında falan. O yıldan beri kullanıyorum. Babam köyde hala kullanır saçını sakalını düzeltmek için. Hı hı. O üründen gayet memnunum. Yani şarjlı bir şey yerine böyle daha basit, uygun fiyatlı, evet, bir şey almak belki, evet, daha da makul olabilir. Daha makul olabilir. Ürüne vereceğin puan nedir? Önerir misin? Verdiğin puan kaç? Yani ürünü kesinlikle önermem. 10 üzerinden 2. 10 üzerinden 2. Yani o da sadece ensemi alabildiği için, sakalımı toplayabildiği için. Bu arada fiyat sormayı unuttum. Fiyat neydi? Ben aldığım dönemde, bu ürünü de alalı yaklaşık 3,5-4 yıl olmuştur. Belki de daha fazladır. O zaman 400 liraya yakın bir para vermiştim. Oldukça yüklü mü böyle o zaman için? Tabii o zaman asgari ücret 4250 bile yoktu diye hatırlıyorum. Yani onu hesap yoktu canım. 2 sene önce 2500 onu lira. Şeyler, yani izleyiciler kıyaslayabilmesi adına söylüyorum. 2000 lira civarındaydı asgari ücret yani. İşte 2700 bilemedin, evet, 3000'ler liralarken 350-400 lira gibi para vermiştim. Şu an 1000 liranın üzerinde bu malzemeler diye biliyorum yani. Olabilir. Olabilir. Bence verilir mi? Verilmez. Ben de aynı kanaatteyim. Verilmez. Almak isteyenlere en azından Muharrem önermiyor. Ben de kendi kişisel tecrübelerimden bu tarz bir ürünün çok faydalı olduğunu görmedim. Ama yorumlarda memnun olanlar varsa yorumlarda bahsedebilirler. Sonuçta bu bizim kişisel görüşümüz. Tabii ki, kesinlikle. Memnun kalanlar da lütfen yorumlarda bahsetsinler. Özetle memnun değiliz. Önermiyoruz. Derdimiz markayla da ilgili değil anladığım kadarıyla. Kesinlikle, evet, değil. Evet Muharrem, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.